Sivas Hafit Çınarlı köyünden olan Adem Yavuz 1974 yılında görevini icra etmek üzere Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. Burada Rumlar tarafından esir alınan Yavuz gözleri bağlıyken vuruldu. Tedavi altına alınan gazeteci Adem Yavuz 26 Ağustos 1974'te Adana Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın tek gazeteci şehidi olan Yavuz, çok sevdiği Çınarlı Köyü'nde defnedildi. Adem Yavuz vefatının 48. yıl dönümünde mezarı başında anma programı düzenlendi. Programda dua edilip mezarlara çiçek dikildi. Atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Bir rahmetike ya erhamer rahim, gün sahibi olan yüce Rabbimiz, bizleri sana layık kul olma yolunda adı ve tüm şehitlerimize ahirette iyilikler ve güzellikler nasip eyle ya Rabbi. Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Hafik Kaymakamı Kadir Algın, anma programının her yıl devam edeceğini söyledi. Türk toprağı olmasında canla başla mücadele edip şehadete ermiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize uzun, sağlıklı ömürler diliyorum. Kıymetli misafirler, Çınarlı köyümüzde bir ziyaret yaptığımızda köy muhtarımız, ilçe başkanımız ve meclis üyelerimize bir çay sohbeti ederken bahsetmişlerdi gazeteci Adem Yavuz'dan. Bu kişiliğin unutturulmaması, özellikle gençlerimize tanıtılması için onların talepleri üzerine bir çalışma başlattık. Bugün burada ilk defa başlattığımız anma programımız inşallah her yıl devam edecektir. Yüce Rabbimizin bilakis onlar diridirler dediği kutsal mertebelerin başındadır şehitlik. Yine bizler biliyoruz ki bu dünyadaki en kutsal mesleklerden biri de gazeteciliktir. Bu iki kutsallığı bünyesinde birleştirerek şehadete ermiş Adem Yavuz'a ve şehadete ermiş tüm şehitlerimize selam olsun. Şehit gazeteci Adem Yavuz'un yeğeni Aydın Yavuz'da yaptığı konuşmada Adem Yavuz'un vatanını, milletini ve sancağını seven bir kişilik olduğunu söyledi. Adem Yavuz fakir bir ailenin çocuğudur. Rahmetli dedem kapıcılık yaparak Öyalı'nda 4 metrekare bir yerde onu okuttu. İlkokulunu Çınarlı köyünde okudu. Ortayı Hafik'te bitirdi. Liseyi Atatürk Erkek Lisesi'nde Taksim'de bitirdi. Daha sonra Ankara'ya gitti. Ankara'ya. Fakülteyi bitirdi. Fakülteyi bitirenden sonra TRT televizyonu ilk açılmıştı. Orada görev yaptı kısa bir müddet. Vatanı görevini yapmak için Adana'nın Kadirli kazasında asteğmen olarak askerliğini ve vatanını bitirdi. Antalya'sında göreve başladı. 1974 Kıbrıs çıkarmasında ilk gazeteci olarak Kıbrıs'a gitti. Rumların kalleş kurşunuyla şehit oldu. Bu arada bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Hafik Çınarlı Köyü muhtarı ise 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan gazeteci Adem Yavuz'un bugün birinci anma törenini yaptıklarını ifade etti. Altında şehit olan Adem Yavuz, bugün onun birinci anma törenini yapıyoruz. Buradakiler de 1915 Doğu Cephesi'ne giderken kış nedeniyle gidemeyip Çınarlı köyümüzde kalan ve köyümüzde bir köy evine yerleşen askerler buradakiler. Buraya yerleşmişler. Burada askerler kalıyor. Kış nedeniyle gidemiyorlar. Hastalanıyor adamlar.
kış şartları ağır olduğu için hastalanıyor. Hastalanınca da bir Ermeni doktoru bunlara zehirli iğne yapıyor. Zehirli iğneyi yapınca askerler ölmeye başlıyor. Askerler ölüyor. Yani kimisi 40 diyor, kimisi 70 diyor. Fakat işlerinde bir tane onbaşı varmış. Adam çok yiğit, sağlık sıhhatli bir adammış. Bu adam hastalanıp buna iğneyi vurup da bu adam vefat edince başlarındaki rütbeli şüpheleniyor. Diyor ki ben de hastayım diyor. O da vizliğe çıkıyor. Çıkınca doktor getirip iğneyi vurunca elinden alıyor iğneyi. O doktora iğneyi yapıyor ve doktor ölüyor. Doktor ölünce anlıyorlar ki askerlerin hepsini de şehitlerin doktor zehirlemiş.